Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet. Benden haber bekleyen, <laughs> merak eden, geçmiş olsun dileklerini dile getiren herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ya böyle bu nedir bilmiyorum ama e, evde 3 kişiyiz şu an. Üçümüz de hastayız. Kız getirdi önce ben. E, kötüydü gerçekten. E, hastaneler o şekilde Torunu, çocuğu evladı olan çocuğu okula giden bütün herkes ciddi anlamda eve e, hastalığı taşımış durumda şey yaptık e, işte hani akrabalar aradılar e, geçmiş olsun diye baya ailem geldi annem burada sağolsun Allah başımızdan eksik etmesin kocaman insanım ama başucumda annem geldi de evladımla benimle ilgilendi yani. Durum kötü. Aradığım, konuştuğum kim varsa akrabalardan eşraftan herkes hastanelik ve de serum. Ben de akşam serum da yedim arkadaşlar. Bayağı. Yani bugünün videosunu daha yeni çekebileceğim. Çünkü hiç dermanım yoktu gerçekten. Şimdi bunca hastalık tantanası gibi oldu biraz. Kusura bakmayın ne olur. Merak edin arkadaşlarım için açıklamalarda bulundum. daha Daha iyi olacağım inşallah. Ee, anne kız hastalandık Önce kız anneye Şimdi de eş baba da hasta artık Yani evde herkesi taradı bir yani Kendi annemleri kor korumaya çalışıyoruz Maskeyle geziyoruz evde Dikkat edin bol şifalar herkeslere inşallah Şimdi e, Falıma da niyetlendim Tabii ki de güzel şeyler olsun inşallah diye e, Merak da etmişsiniz Bol da mesajlar aldım eksik olmayın Hep var olun gerçekten İyiyim daha iyi olacağım Belki bir video çekebilirim enerjim gereği Sabahki videom ancak çekebilecek enerjim vardı. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın Böyle öksür tıksır bir video olacak. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyelim. Tabii ki de her zaman olduğu gibi kolektif açılımı kolektifin hayrına bütünün hayrına olsun diye ben niyetlendim. Şimdi arkadaşlar karşılıklı iki tane insanın konuşması var ama çok silik bir mevzuyu konuşuyorlar. Yani bu da şu demek. Hmm. Eğilmişler birisi mahcup birisi dua ediyor karşı taraf için. Yani amcanız size hata etmiş ama hata ettiğinin farkında mahcup. Siz ise yani size yapılan hatanın farkındasınız ve Allah'a havale etmişsiniz dua ediyorsunuz. Hem karşı taraf vicdan yapıyor hem siz dua eder durumdasınız. Arada da hesaplaşma dürtüleri var. Şimdi karşılıklı gelip konuşacaksınız. Bu karı koca olabilir, amca yeğen olabilir ama arkadaşlar. Birisinin gerçekten de farkına vardığını bilin. Hani ben senin hakkını yedim dedi. Eş belki aldattı, dolandırdı, bir şey yaptı size. Siz de dediniz ki Rabbime havale ediyorum ama o taraf o kadar mahcup ki. Ayağına dolanmış yani aslında yapılan hatalar. Şimdi gelelim e, burada aslında ilerleyen süreciniz kesinlikle bunu tek başınıza yapıp daha doğrusu şöyle olmuş. Sizi bu hatayı bu e, şey, ama işin için imza da giriyor. E, bu imza durumları arkadaşlar resmiyet imza boşanma e, belki e, muhtarda eşiniz vardır. E, belki karakolda ya da mahkemede bilemedim ama. Tek başınıza düşüne düşüne ilerliyorsunuz. Önünüze çok güzel bir yol açılacak. Açılmış da keza. Kafanızda maddiyatla alakalı bazı bilinmezlikleri de taşıdığınızı. e Tek başınıza şu tablo sonrasında tek başınıza düşünceli bir şekilde bu yolun çıkışını bekliyorsunuz. Bak çok güzel. Bu çıkış yolu birine benziyor zaten. Gördüğünüz üzere şurada taraf konuşma halindeymiş gibi çıkmış. Bu da ne demektir? Senin hayatında... Ee, Biri giriyor da oluyor bu biri girecek sana bir çıkış noktası sağlayacak. Sıkıntılı bir ay geçirmişsiniz hatta son 10 gün desek daha doğru olur. Şimdi siz bir şekilde gitmeye çalışmış yolaşmaya çalışmışsınız bolca da konuşmuşsunuz ama geride bırakmışsınız. Geride bırakırken sancı çekmişsiniz ama bırakmışsınız arkadaşlar bunu unutmayın. Bir kişiyle konuşmanızı bakar mısınız şimdi? bir kişi S harfi gibi de dört rakamı da gibi A gibi de tuhaf tam A da derim ama sanki S de varmış gibi böyle alt tarafıyla S gibi duruyor falan gibi karışık bir A 4 as S A dört falan gibi bir şey var orada. Şimdi bak bu insan sizin hmm, gidişatınızdaki o resmiyeti durduran kişi. Siz kafanıza bakın. İkiye bölmüşsünüz. Bak bedeniniz burada ya. Kafanıza bağlı olan kocaman alanı görüyor musunuz? Bak kafadan bağlısınız buraya. Ki bu parça alttaki parçaya da bağlı bir de yani. İki derdiniz, büyük derdiniz, iki sorununuz. iki büyük sorunu çözmek niyetindesiniz. Şimdi burada birbirine sarılmış oley diyorsunuz. Birisiyle sarılıyorsunuz. Siz bu iki tane derdi birisinin yardımıyla aşmışsınız. Kafanızda iki sorun var arkadaşlar. Sanıyorum ki şöyle olmuş. Birisi geliyor ve diyor ki ben şunu şunu yardım ederim sana çözeriz. Çözmüşsünüz de birbirinize kavuşmuşsunuz gibi. Birinin büyük bir yardımı var. El el dokunmuş el vermişler gibi size. İki tane konunun en azından en büyük dertli olduğunuz en büyük sorunu yaşadığınızla alakalı olan kısmıyla ilgili Büyük bir şey hali var. Ee, oh be diyorsunuz. Birisi var yalnızdır sürekli durdurmaya çalışan ama. Bu aralık bitimine kadar özellikle ikinci konuyu da halledersiniz. Önünüze bir anahtar alacaksınız. Bakın 3 rakamı çok net 3 var burada. Hatta şurada 8, 38 yazıyor. 38 rakamı var arkadaşlar burada. Bu 38 rakamı ile alakalı ben size şunu söyleyeyim. Ee, bu bir ay evet bu bir ay 40 güne belki bir şey. Ama Aralık sonu ocağın o zaten şurada bitiyor olarak ve 38 gün sonra derdiniz biter 38 güne çözersiniz. 38 bin liradır 38 TL'dir onu bilemem ama melek kanadı çıkmış zaten şu kişinin arkasında. Siz bir iki üç kişiyi çok net bir şekilde koruyor kolluyorsunuz. İki kişi karşılıklı geleceksiniz. İkinci sorunuzu net aralık sonu kadar. yani Aralık sonu diyeceğim ama şurada kaç gün kaldı ki. Ben bayağı arkadaşlar kusura bakmayın. Tanıyan beni tanıyor sürekli izleyenler. Böyle birazcık mesela 7'yi 10 geçe ise ben saat 8 oldu kızım falan kafasına giren biriyim. 8 demesem de 7.30 net diyorum yani onu biliyorum. Hani <laughs> O yüzden şimdi bugün ayın 13'ü. Ee, şaka maka hani hafta bitti gerçekten çocuk okula gitmedi bu hafta ya çarşamba hala evde yani bir hafta kaybımız var neyse sonuç olarak ayın 13'ü ise benim için ayın 20'si bu 20 günden sonra 10 gününüz var mı var o da aralık sonu yapar falan kafasındayım özetle yani o yüzden de şurada ay, ay sonuna doğru 20'sinden sonra 20 tarih vereyim mi size burada ee, şimdi şöyle bugün ayın 13'ü ise 15'i destek 18'i 20 25-26 gibi arkadaşlar. Siz 26 gibi karşılıklı konuşacaksınız. Konuştuktan sonrasında zaten birçok nokta çözülür. Ocağın başında, ocağın üçünde, beşinde. Kanatlarını açmış bir insan geliyor buraya. Sizin hayatınızda bir kurtarıcı etkisi olacak birileri var. Bir şeyler yapılacak. Şu kalabalık tertemiz, tertemiz niyetlerle konuşulmalar var. Çıngıraklı akrebi göstereyim mi size? Bakın. Çok net bir şekilde çıngıraklı ya. A harfi de var bunda. Bak akrep şeyi çıkmış. Kıskacı çıkmış. Akrepten sonra iki taraflı akrep. Şöyle yani duruyor. Bakar mısınız ya? Yani yılanı besle, ne, besle kargayı oysun gözünü ya. Siz etrafınızdan eşrafınızdan darbeler yemiştiniz. Yani buradaki akraba şey yani. Zihniyet olarak yakınlarınızdan büyük darbeler aldığınızı söyleyebilirim. Burada da çok net bir şekilde şey hali var. Kalabalık. Ciddi anlamda konuşmalar var arkadaşlar. Burada zaten sıçrayan bir resmen puma gibi çıkmış. Hızlı koşan gelen kısmet. Maşallah diyorum. Ya sabır arkadaşlar. Ocağın 5'i 3'ü işte en fazla 8'i 10'u tarihleri sonrasında. millet sadece konuşa duracak. Bu da sizin dedikodunuzun yapıldığı anlamına gelir. Ama sadece dedikodun ibaret kalır hayatınıza nazara etkilemeyecek. Nazar söze dönmeyecek. O yüzden ee, çok böyle büyük bir sıkıntıdasınız diyemeyeceğim. Şimdi tabakla alakalı da bak nasıl? <laughs> Şuradaki gülen yüzü görüyor musunuz? Emoji gibi değil mi? Bak göz hop yüz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani resmen orada şey var. Gülen yüz. Bu ne demek? Göz, yüzler gülüyor. Siz şurada iki kişi tarafından destekleneceksiniz. Çok net bereketinizin arttığı bir yerdesiniz. Güzel bir güneşiniz doğmuş. Dalgalanmaksa bu bunda da coşmuşluk var burada. Bu sizin hayaliniz ve coşuyor. Konuşmalar var ama aileden gelen. Siz ne nazar almaya müsaitsiniz. Akraba çevrenizden özellikle iki kişi çok net. Ana kız gibi, baba oğul gibi ikisi de birbirine benzeyen kıskançlı iki tane şey vardı orada birbirine bağlı. Hani buradaki gördüğümüz o kıskançlı şey şu arkadaşlar. Ee, yani sizin yakınınızın sizi çekememesi, sokmak istemesiyle bağlantılı. Göz yaşlarınız var, aç tarafı temiz. Şu dedikodular kısmı çok kısa kalıyor ve de çok küçük kalıyor. Bak yine böyle bir haber gelmesi üzerine insanların vıdır vıdır konuşması şeklinde kalmış. Arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. E, aç tarafı tamam. Bereketlisiniz, hayallerinize kavuşursunuz. Ailenizdeki o mışmış mış kısmı da yüreğinizin ortasında duruyor. Hani o birazcık sıkıntı mı sıkıntı ama e, yönetemeyeceğiniz değiller. Yani yönetemeyecek durumda değilsiniz. Bir. İkincisi şey hali var orada biraz. Hani e, meyve veren ağaç taşlanır. İşte hani hatta biliyorsunuz benle alakalı da zaman zaman oluyor. Sizler beni e, moral veriyorsunuz o anlamda. Hani kimisi diyor ki ne kadar büyük diyor saçmaladın. Arka ar altta yazmışsınız ki siz mesela ya Saçmalamak mı? Hani ne? <laughs> hani gibi meyve veren ağaç taşlanır. Sizde de biraz öyle olmuş. Siz zor günleri geride bırakmışsınız. İnsanlarınız iyi günler yaşadığınızda da birazcık gözüleri götürmüyor. Ama şey olmuş yani. Mesela daha önce borcunuz vardı. Hiçbir şey yapamazdınız. Bu yaz gittiniz otele tatile. Oo, bak otele tatile gitmiş. Var böyle tipler arkadaşlar. Yani maalesef Kendileri gidemediği için, kendileri yapamadığı için gidenin yerine sevinmekten ziyade daha çok ooo baksan falan oluyorlar ya. Hani o yüzden de hiç takılmayın öyle tiplere diyorum ben size. O etkilemeyecekler şeklinde görünüyor. E, kariyer hayatınızda gülen yüzler var. Bak büyücü kartı çıktı. Sen çok emek verdin. Zamanında çok fazla... <laughs> Ee, mücadele ettin. Maddiyatı, maneviyata cesaretini, hislerini artık dengeleyebiliyorsun ve yolunu açabiliyorsun. Büyücü kartı koruyucu da karttır. Rabbim sana doğru zamanda verecek demektir. Koruyu, korunuyorsun unutma ilahi bir güç tarafından korunuyorsun. Bazı tarotun koruyucu kartları var. Hayırlı zamanda olması gereken daha hayırlı olacak senin için olmuyorsa üzülme kartları aslında. Büyücü kartı kariyer evinde korunuyorsun. Yani rızkın açık. Şimdi bu ailenizdeki içinizdeki sıkıntıya düşürdüğünüz ama sonra açıldığınız aslında yani çok etkilenmediğiniz kısmı bir karşı çektiğinde de aynı şey. Dünyandan memnunsun. Sınırlarını belirlemişsin. Dengelerini kuruyorsun. Kimin nasıl bir insan olduğunu artık çözdün. Ben ne bir dost kaybetmek istiyorum ne de bir düşman ...edinmek istiyorum... E, ...hayatıma devam etmek istiyorum... ...memnunsun da... ...seni e, nazara döndürmez bu konuşmalar... ...sadece dedim ya tatile gidiyor... o diyenlerden... ...şimdi aç tarafınızda ben tertemiz görüyorum... ...sadece burada bir erkeğin hükmettiğini... ...imparator kartı biraz ben bilirim... ...ben yaparım... ...ben dediğim dediktir diyen bir erkek olduğu anlamına gelir... ...ama bu ilişkide... ...bu baskınlıkla ilerleyen kimse... ...artık alışılmış rutini bu gibi... E, ...dürüstlükten de gelir... ...yöneticilikten de gelir... Bu ilişkiyi sen yönetiyorsun. Fal sahibi diyor. Senin dominantlığınla ilerliyor bu ilişki diyor. Yani ayrılmak istersen ayrılırsın. Barışmak istersen barışırsın. Sen burada hayatından memnunsun. Burada temiz ilerlediğini gördüğüm için de bir ayrılık bir boşanmadan ziyade hayatında var olan olgu aynı şekilde devam ediyor. Bak bilgin olsun diyor yani burası bana. Sadece görebildiklerimi aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi daha iyi hissettiğim için biraz. Çok anlık düşüşler yapıyor arkadaşlar. Ee, hiçbir şeyim yoktu inanın. Ee, saat 4 gibi 38.9 ateşle uyandım. Şaka gibi gibiydi yani. O yüzden hiçbir şeyim yok gibiyim şu an. Ama 3 dakika sonra ne olacağımı kestiremiyorum. Çok dalgalı daha ilk günleri diye iyi hissettiğimde mutlaka videolarla sizleri de merakta bırakmayarak benim de zaten biliyorsunuz ruhani şey alanım burası hani ben de buradan besleniyorum o yüzden bir iyi video çekeyim istedim geç de olsa anlayışınıza sığınarak şimdilik benden bu kadar bir sonraki videomda inşallah daha iyi bir ben olarak geleceğim kendinize çok iyi bakın derdinizi bilemem bak şimdi işte ne oldu biliyor musunuz başta sağlık diyorum ya sağlığın yerindeyse her şey e, su yolunu bulur. Anlamı kalmıyor. Ne onu sunu ne bu hiçbir şey düşünemedim biliyor musunuz? Hatta yani çok zor çok zor. Rabbim sağlıkla e, sınamasın inşallah hiçbir kimseyi. Şimdi e, bugünlük benden bu kadar. Derdinizi bilemem. Lütfen başta sağlığımıza şükredelim. E, Bedduadan uzak durarak arkadaşlar. Tüm pozitif enerjimizle besleyerek kendimizi e, evet, duadan uzak duralım. Tavsiyem sizlere. Çünkü kendi negatifle beslemiş oluyorsun o kadar. Ee, ve de kapanmış kapılarınız varsa inancınız tam olsun açılacaktır. Daha hayırlı bir zamanda olması gerekiyordur sadece. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.